akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıtay Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ana Devlet Trafik Polis Bürosu tarafından yapılan açıklamada Bakü, Sumgayt, Gence, Lenkeren, Yevlah, Masallı, Cellebat ve Apşuran bölgesindeki katı karantina rejimini ihlal ettiği için COVID-19 25-26 Haziran tarihleri arası dönemde taşıtlarla seyahat eden 885 kişi Azerbaycan Cumhuriyeti İdari Suçlar Kanunu'nun 211.1. maddesini taksilerde solunum yollarını ve yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsleri kişisel olarak korumakla suçlanmıştır. 363 kişi dahil olmak üzere toplam 1248 katılımcı aynı kuralların kullanılmaması için 211. 2. maddesi uyarınca idari sorumluluğa getirilmiştir. Gün içinde özel karantina rejiminin sıkılaştırıldığı idari bölgelerin sınırlarında bulunan karantina direklerinde yapılan denetimler sırasında 307 araç başkentte, 518 araçta 211 bölgeye iade edildi. Azerbaycanlı gazeteci Hatice İsmailova ve Alman yönetmen Benjamin Beslesvig'in Özgürlük ve Medyanın Geleceği ödülüne layık görüldü. Rapora göre İsmailova, Azerbaycan hükümetinin üst kademelerinde yolsuzluğu araştırıyordu. 2014 yılında tutuklandı ve vergi kaçakçılığı ve zimmete para geçirme suçlarından 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnsan hakları grupları iddiaları yanlış olarak nitelendirdi ve Azerbaycan liderinin yolsuzlukla ilgili gazetecilik soruşturmaları nedeniyle cezalandırdı. Uluslararası Af Örgütü gazeteciyi vicdan esiri olarak kabul etti. 2016 yılında İsmailova şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Ancak beraat etmedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Ofis Müdürü Hans Kluge'den yapılan açıklamada Avrupa'da günde 20 bin enfeksiyon ve 700 ölüm olduğunu söyledi. Son 2 haftada 30 ülkede enfeksiyonlarda hızlı bir artış oldu diyerek şöyle devam etti. 11 ülkede hızlı enfeksiyon çok ciddi sorunlara yol açtı ve ciddi önlemler alınmazsa Avrupa sağlık sisteminin çökmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Dünya Sağlık Örgütü tehlike bölgesindeki 11 ülkenin Ermenistan, İsveç, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kırgızistan, Ukrayna, Kosova ve Azerbaycan olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Almanya ve Portekiz'deki tekrarlar konusunda endişelerini dile getirdi. Öte yandan Polonya, İspanya ve İsrail virüse anında yanıt verdikleri için memnuniyetle karşılandılar. Epidemiyologlar Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya gibi ülkelerde virüsle ilgili kötüleşen durum hakkında endişelerini dile getirdiler. Türkiye'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarının aynı zamanda öğrencilerin ülkeye gelmesi ve çeşitli özel sebeplerden dolayı Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye gidişlerini kolaylaştırmak amacıyla 1 Temmuz tarihinden itibaren elde edilen karşılıklı mutabakat çerçevesinde haftada 2 defa olmak üzere Azerbaycan Hava Yolları'nın, 2 defa ise Türk Hava Yolları'nın Bakü-İstanbul-Bakü ve İstanbul-Bakü-İstanbul güzergahında özel uçuşları gerçekleşecektir. Diğer ülkelerde bulunan ve Azerbaycan'a dönmek isteyen vatandaşlar ve öğrenciler de İstanbul Havalimanı'nın transit imkanlarını kullanarak söz konusu güzergahla Azerbaycan'a gelebileceklerdir. Azal seferleri Perşembe ve Cumartesi günleri, Türk Hava Yolları seferleri ise Çarşamba ve Cuma günleri yapılacaktır. Uçak biletinin satışı Azal ve Türk Hava Yolları'nın resmi internet siteleri aracıyla yapılacaktır. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'na bağlı kriz masasının aldığı karara göre Türkiye'nin ve diğer ülkelerde bulunan yüksek öğrenim kurumlarında eğitim alan veya eğitimini tamamlayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları öğrenciler için
Azal'ın İstanbul-Bakü güzergahı biletlerinin fiyatlarında %30 indirim yapılacaktır. Bu kategoride olan vatandaşlar Azal'ın online bilet satışı sayfasında bilet rezervasyonu yaparken eğitim gördükleri ülkenin ilgili göç idaresi tarafından verilen söz konusu ülkede öğrenci olarak geçici ikamet iznini tasdik eden belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu amaçla halihazırda sitede ilgili teknik çalışmalar yapılmaktadır. Bu istisnai imkan bir defaya mahsus olarak sağlanmakta olup öğrencilerin daha sonra eğitim gördükleri ülkelere yeniden uçuşlarında uygulanmayacaktır. Bakü-İstanbul güzergahı seferlerine sadece tabip tarafından belirlenen özel laboratuvarlarda uçuştan önce 48 saat içinde COVID-19 testini yaptırmış ve test sonucu negatif olan yolcular alınacaktır. İstanbul-Bakü güzergahında seyahat edecek yolcular uçuştan önce 48 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 testini yaptırmak için tavsiye edilen sağlık kurumlarında testlerini yaptırmaları ve havalimanında kayıt işlemleri sırasında test sonucunun negatif olduğuna dair belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Diğer ülkelerden gelen vatandaşlar bulundukları ülkelerin Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar tarafından tescilli laboratuvarlarda veya Türkiye genelinde belirlenen laboratuvarlarda COVID-19 muayenesi yaptıklarına dair rapor sunmaları mümkündür. Bakü havayoluna gelen tüm yolcular uçakta olanlara verilecek yükümlülük belgesiyle Azerbaycan'da kaldıkları yerlerde 2 hafta boyunca kendilerini izole edeceklerine ilişkin yükümlülük üstlenecektir. Bu kişiler izole durumunda bulunacakları süre içinde 8103 SMS izin uygulaması yoluyla bulundukları yerden ayrılamayacaklardır. Bu şarta uymayarak karantina kurallarını ihlal eden kişiler Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak sorumlu olacaklardır. COVID-19 pandemisi döneminde gerçekleştirilecek tüm seferlerde hem havalimanlarında hem de uçuşlarda özel kurallar uygulanacaktır. Tüm yolcuların Azal'ın ilgili video talimatını okumaları ve kurallara ciddi şekilde riayet etmeleri gerekmektedir. Ben Işıtay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.